Tabii ki, sarılmak insana iyi hissettirir ve birçok sorunun üstesinden gelmemizi sağlayabilir, yalnız hissetmekten kurtulmak, iş yerindeki ya da okuldaki stresten uzaklaşmak gibi. Aynı zamanda eski bir dostla karşılaştığınızda ya da özlediğimiz birine kavuştuğumuzda özlem gidermek için de bu eylemi gerçekleştirebiliriz. Yani, sarılmak insan ilişkilerinde önemlidir. Hatta Japonya'da sarılmak bir mesleğe de dönüşmüş durumda. Japonya'da insanlara belirli bir ücret karşılığı sarılma hizmeti veren merkezler mevcut. Peki, bir insan neden başka bir insana sarılma ihtiyacı duyar ve başka bir insana sarılmak neden iyi hissettirir? Sarılmanın insan ilişkilerinde önemli bir yeri olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda sarılmak da dokunmanın bir çeşididir. İnsanların birbirlerine dokunmaları, bir çeşit sosyal anlaşma ilişki yöntemidir. Dokunma üzerine yapılan araştırmalar da bunu doğrular nitelikte. Köprü sarılışı. Köprü sarılışında karşıdaki kişiyle araya mümkün olduğunca mesafe konulmaya çalışılır. Vücudun üst tarafı birbirine yaklaştırılırken, alt taraflar olabildiğince uzak tutulur. Bu tarz sarılmanın verdiği mesaj ise ilişkide anlaşmazlık ve rahatsızlık olduğudur. Göz göze sarılış. Göz göze sarılma ise içten gelen yoğun duyguların dışa vurulması anlamına gelmektedir. Bu türde sarılırken göz temasını kaybetmemek en önemli noktadır. Bu tarz sarılan kişiler ya birbirlerine çok aşıklardır, ya da aralarında çok güçlü duygusal bir bağ bulunmaktadır. Oyuncak bebek sarılışı. Bu tarz bir sarılmada tek taraflı bir ilişkinin izleri gözlenmektedir. Çünkü bir taraf olabildiğince sıkı sarılırken diğer taraf sanki oyuncak bebek gibi tepkisiz kalır ve sarılmaya karşılık vermez. Bu tarz sarılan kişilerin ilişkilerinde ciddi sorunların ve dengesizliğin olduğu görülmektedir. Kilit sarılış. Tuttum bırakmam sarılması da denilen bu sarılış şeklinde, iki kişinin ayrılmak zorunda oldukları fakat bu durumdan hiç hoşlanmadıkları görülür. Bu şekilde sarılan iki kişi birbirlerine son derece bağlı olup kesinlikle ayrılmak istememektedirler. Bu yüzden birbirlerini mümkün olduğunca sıkıca sararlar ve dakikalarca bu şekilde kalabilirler. Romantik dans sarılışı. İsminden de anlaşılacağı üzere bu tarz sarılış daha çok romantizmle alakalıdır. Sarılan kişilerden biri kollarını diğerinin boynuna sararken diğeri de partnerinin beline sarılır. Bu tarz sarılma ilişkilerin başlangıcında, sıkça görülen bir sarılma tipidir ve eğer uzun bir ilişki söz konusuysa ve hala partnerler böyle sarılıyorsa, o zaman ilişkide romantizm hala canlıdır demektir. Kucaklama. Kucaklama sarılışı güvende olma hissiyle alakalıdır. Bu sarılış türünde sarılırken arkada kalan kişi koruyucu bir görev üstlenmiş olur. Bu duruş ilişkide büyük ölçüde güven olduğu mesajını verirken birbiriyle ilgilenmenin önemli olduğunu da göstermektedir. Sırt sıvazlama. Sırt sıvazlama sarılışı ise diğerlerinden farklı olarak tamamen arkadaşça bir sarılma türüdür. Sarılan iki kişi birbirinin sırtını ovar ve böylece birbirlerini ne kadar önemsediklerine dair mesaj vermiş olurlar. Bu tip sarılma kısaca güven vermekle alakalı bir sarılma tipidir ve bu sarılma şeklinde taraflar birbirlerini rahatlatmaya çalışırlar.